Ana vatanı İsviçre ve Avusturya'dır. Flakviyeh olarak adlandırılırken zamanla bu isim Simmental olarak devam etmiştir. Kombine verimli bu ırk, Kuzey ve Güney Amerika'da, Avustralya'da, birçok Avrupa ülkesinde ve Afrika'da et verimli ırk olarak bilinir ve o amaçla yetiştirilir. 1870 yıllarında İsviçre'deki yerel kırmızı ve beyaz ırkın melezlenmesi sonucu ortaya çıkan sarı danaların Avusturya'daki yerel Flakviyeh'le melezlenmesi sonucu oluşturulduğu sanılmaktadır. Oluşan yeni nesil Simmental daha güçlü ve sağlamdır. Günümüzde %5 ila 7,5 oranında kırmızı Holstein ile melezleme yapılarak sütçü özelliği artırılmaya çalışılmaktadır. Simmental ırkı diğer et ve süt verimli ırklarla melezlemeye uygundur. Dünyada ortalama 42 milyon Simmental inek yetiştirilmektedir. Bu oran onu dünyadaki ikinci en çok yetiştirilen ırk yapmaktadır. Simmental Almanya'nın en gözde ırklarından biridir. Ülkemizde ise 1,5 milyon Simmental bulunmaktadır. Görünüm ve verim özellikleri. Renk sarı beyaz veya kırmızı beyaz alacadır. Mutlaka baş, alın ve kirpik beyaz renktedir. Erkek ve dişileri boynuzludur. İklim şartlarına kolay adapte olur. Vücudundaki ve başındaki tüylerin kıvırcıklığı arttıkça besi değerinin daha iyi olduğunu gösterir. Çünkü kırmızı Holstein geni arttıkça bu özellik kaybolmaya ve sütçü özellik kazanmaya başlar. Uzun ömürlüdür. Döl verimi yüksektir. Annelik içgüdüsü yüksektir. Adaptasyon yeteneği çok iyidir. Canlı ağırlık erkeklerde 1100 ila 1300 kilogramken, dişilerde ise 700 ila 800 kilogramdır. Cidago yüksekliği erkeklerde 150 ila 165 santim, dişilerde ise 138 ila 150 santimdir. Kalça yüksekliği erkeklerde 140 ila 150 santimdir. Canlı ağırlık artışı 1300 ila 1600 gram gündür. 19 aylık Simmental dana canlı ağırlığı 696 kilogramdır. 19 aylık Simmental dana karkas ağırlığı 401 kilogramdır. 19 aylık Simmental dana et randımanı %57.9'dur. Süt verimi ortalaması 6850 kilogram, laktasyondur. Somatik hücre sayısı düşüktür. Süt yağ oranı %4.14'tür. Süt protein oranı %3.49'dur. Ölü doğum oranı düvede %6.3, inekte %3.5'tir. Üretken ömür 3.8 yıldır. İlk tohumlama başarı oran ortalaması %72'dir. Buzağılama aralığı ortalama 392 gündür. Müdahalesiz doğum oranı %95.3'tür. Beton zeminli ahırlarda ayak hastalıklarına yakalanma ihtimali yüksektir. Sıcak bölgelerde göz problemlerine çok rastlanır.